Yahudiler genellikle Müslümanları sevmezler. Bu yüzden Müslümanlara ait olan her şeyi silmek isterler. Medine civarında oldukça kalabalık bir topluluk olan Yahudiler vaktiyle Araplara bir peygamber gönderileceğini söyler dururlardı. Onun kendi işlerinden çıkacağını zannettikleri için bu haberi hararetle etrafa yaymaktan çekinmezlerdi. Ancak ayır zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem kendi içlerinden değil de Araplar arasından çıkması üzerine büyük bir kıskançlığa kapıldılar. Birden ağız değiştirerek onun peygamberliğini inkar ettiler. Allah-u Teala onlar hakkında şöyle buyurur. Vaktiyle biz İsrailoğullarından yalnızca Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve insanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın ve zekatı verin diye de emretmiştik. Sonunda pek azınız müstesna yüz çevirerek dönüp gittiniz. El-Bakara 83. Yahudilerin böyle davranmalarının bir sebebi de dünya hayatına olan düşkünlükleriydi. Ayrıca ticaret piyasasını ellerinde bulundurduklarından, maddi güç ve kuvvetleri sebebiyle de iyice şımaran Yahudiler kendilerini üstün bir kavim olarak görüyor. Ayet-i kerimelerde bildirildiği üzere Müslümanlara karşı gizli bir kin, hasret ve buz ile dolu olan Yahudiler, Müslümanlar Bedir Harbi'ni kazanınca hakikaten çok rahatsız oldular. Hatta Beni Kaynuka Yahudileri bu husustaki rahatsızlıklarını daha da ileri götürerek Müslümanlarla harbe karar verdiler. Yaptıkları vatandaşlık anlaşmasına riayet etmediler. En yakın dostları münafıkların reisi olan Abdullah bin Übey ile birlikte Yahudi çarşısı Müslümanlar aleyhine tasarlanan hilelerin fesat kazanı haline gelmişti. Müslümanlar için hiç de iyi şeyler düşünmüyorlardı. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına kastetmeyi dahi planlıyorlardı. Şirretlikte iyice ileri giden Yahudiler bir gün kendi çarşılarındaki bir kuyumcudan alışveriş yapan Müslüman bir kadına sataştılar. Ahlaksızca hakaretlerde bulundular. Kadının feryadı üzerine oradan geçen ve hadiseye şahit olan bir Müslüman da derhal kadını himaye için kuyumcu Yahudinin üzerine yürüdü. Derken kavgaya tutuştular. Müslüman galip gelerek Yahudi'yi de öldürdü. Oraya toparlanan Yahudiler de Müslüman'ı şehit ettiler. Ortalık iyice karışmıştı. Yapılan vatandaşlık anlaşması tamamen ihlal edilmişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudileri topladı. Ey Yahudi topluluğu, Allah'tan korkunuz. Onun Kureyş olduğu gibi sizin başınıza da bir ukubet ve musibet indirmesinden sakının da Müslüman olun. Çünkü siz benim gönderilen bir peygamber olduğumu biliyorsunuz. Bunun kitabınızda ve Allah'ın size verdiği ahdinde görüyorsunuz buyurdu. Böylece daha muadeyi bozdukları anda Müslümanlara harp açmış sayılan Yahudiler bu hareketleriyle de Garaskarane niyetlerini iyice açığa vurmuş oldular. Bu durum karşısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi sancaktar yaparak Kaynuka Yahudilerinin üzerine yürüdü. Onlar kalelerine kapandılar. Münafıklarla birlikte Müslümanlar aleyhine birçok hile planladıkları halde ne kaleden dışarı çıkabildiler ne de bir ok atabildiler. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yandan onları sıkı bir muhasara altına alırken diğer yandan da münafıkların muhtemel isyanlarına karşı gerekli tüm tedbirleri almıştı. Kalelerine çekilmelerine baş münafık Abdullah bin Übey söylemiş ve kendilerinin de onlarla birlikte olacağını bildirmişti. Ancak münafıkların elebaşı korkusundan bu sözünde duramadı ve onları yalnız bıraktı. Muhasara 15 gün sürdü. Nihayet hiçbir varlık gösteremeyen Yahudilerin kalplerine müthiş bir korku düştü. Bekledikleri yardım da gelmeyince aman dilemekten başka çareleri kalmadı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vereceği cezaya boyun büktüler. Kaynukalılar önceden Hazrek kabilesiyle anlaşmalı olduklarından münafıkların reisi Hazrek Abdullah bin Übey onların affını talep etti. Zira örf ve adete göre öldürülmeleri gerekiyordu. Ancak vaki olan af talebindeki ısrarlar üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları öldürmedi. Ceza olarak Suriye taraflarına sürgün etti. Vadil Kura'ya varınca orada bir ay oturdular. Vadil Kura Yahudileri onların yaya olanlarına binek, kendilerine de yiyecek verdiler. Daha sonra yollarına devam eden Kaynukalılar vardıkları yerde de hayatları pek az sürdü. Günümüze baktığımızda Yahudilerin hala Müslümanları sevmediklerini görüyoruz. Mescid-i Aksa Müslümanlar için çok önemli. Bugün İsrail burayı Müslümanlara bırakmamak için elinden geleni yapıyor. Son dönemlerde yaşanan çatışmalar bunu gösteriyor. Her ne kadar İsrail Mescid-i Aksa'nın altında yürüttüğü kazı çalışmalarını inkar etse de Filistinler açısından hiçbir zaman bu olgu gerçekliğini yitirmedi. İlk defa 1981'de Harem-i Şerif'in içindeki Kubbetus Sahra'ya birkaç metre uzaklıktaki Kayıt Bay Sevil'ine kadar uzanan bir tüneli fark eden Filistinliler böylece İsrail'in Mescid-i Aksa'nın altından yürüttüğü kazı çalışmalarından haberdar oldu. İsrail'in 1996'da Mescid-i Aksa'nın batı duvarını, Burak duvarı, ağlama duvarı altında açtığını duyurduğu tünel ve daha sonra
Bu çerçevede açılan diğerlere İsrail'in kutsal mabedin altında ve çevresinde yürüttüğü kazı çalışmalarına ilişkin şüpheleri güçlendirdi. Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri konuyla ilgili Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamalarda İsrail'in başta Mescid-i Aksa'nın altı olmak üzere bölgede geniş çaplı hafriyat çalışması yürüttüğünü teyin etti. Şeyh Sabri, İsrail Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nden Mescid-i Aksa'ya doğru ciddi bir hafriyat çalışması yürütüyor. Bunun neticesinde mescidin Silvan yönünde ve batı duvarı yönünde birçok defa çökme meydana geldi. Bu durumda İsrail'in çalışmalarını ispat ediyor diyerek 1980'li yıllarda Mescid-i Aksa'nın altında keşfedilen tünel ile bu bağlamda mabedin temelinde meydana gelen büyük çatlaklıkların hali hazırdaki varlığına vurgu yaptı. İsrail'in söz konusu kazı çalışmalarının amacına ilişkin Şeyh Sabri, Anelef Yahudi tarihine dair bir bulguya ulaşmaktır. Ancak İsrail, Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den bu yana sürdürdüğü kazı çalışmalarına rağmen bu bağlamda tek bir bulguya rastlanmamıştır ifadelerini kullandı. Şeyh Sabri, İsrail'in 1996'da açtığını duyurdu ve Eskişehir bölgesindeki Ömeriye Okulu'ndan Burak Duvarı'na kadar uzanan tünelin aynı zamanda Filistinlerin mülklerinde de derin çatlaklara yol açtığını dile getirdi. Kazıların Mescid-i Aksa'nın temellerine de zarar verdiğini vurgulayan Şeyh Sabri, İsrail'in bu kazı çalışmaları Mescid-i Aksa'nın temellerine açıkça zarar vermektedir ve Allah korusun yıkılmasına neden olacaktır dedi. Kazılar nedeniyle 5 büyüklüğünde bir deprem olması durumunda Mescid-i Aksa'nın yıkılabileceğine dikkati çeken Şeyh Sabri, son dönemlerde kutsal kentte küçük çaplı depremlerin meydana geldiğini ancak şu ana kadar Mescid-i Aksa'nın bunlardan zarar görmediğini aktardı. Şeyh Sabri, İsrail'in UNESCO'nun geçen yıllar boyunca kazı çalışmalarına dair kurduğu araştırma komisyonunun bu çerçevede soruşturma başlatmasına izin vermediğini belirterek, uluslararası herhangi bir heyetin gerçekleri görme hakkı vardır. Ancak İsrail, söz konusu saldırılarını ortaya çıkarmak isteyen hiçbir heyete izin vermiyor. Eğer İsrail bu yönde herhangi bir saldırıda bulunmuyorsa, neden yaptıklarının uluslararası komiteler tarafından soruşturulmasına izin vermiyor diye konuştu. 12 yıl süren hummalı çalışmanın ardından Mescid-i Aksa'nın tam altına işgalci İsrail tarafından bir tapınak yapıldı. Öyle gizli saklı bir çalışma da değil bu. İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı bir sinagog bugün ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz, üçüncü haremimiz Mescid-i Aksa'nın tam altında bulunuyor. Hatta öyle ki Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo ve Amerika'nın İsrail Büyükelçisi David Friedman, işgalci İsrail Başbakanı Netanyahu ile Mescid-i Aksa'nın altındaki sinagoga girerek Mescid-i Aksa'nın yıkılmasıyla yerine yapmayı planladıkları sözde Süleyman Mavidi maketini incelediler. 12 yıllık bir çalışma ile kazılar gerçekleştiren işgalci İsrail yönetiminin yeraltı sinagogu tam olarak Mescid-i Aksa'nın altına giriyor. Hummalı bir çalışmanın ardından yapılan bu sinagog, Aksa'nın temellerine hasar verilerek ve altı oyularak yapıldı. İşgalci İsrail yönetimi 2000'li yıllardan bu yana Mescid-i Aksa'nın yıkılması ve yerine kendilerine ait tapınağın dikilmesi yönünde çalışmalar yapıyor. Aksa'ya girişlere sınırlandırmalar getiren işgalci İsrail yönetimi keyfi tutuklamalar ve uygulamalar ile Müslümanları Aksa'nın kapısından içeri alıyor. Radikal birçok İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerine de daha çok iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri içinde ibadete açılması çağrısında bulunuyor.